Spor 360'tan herkese mutlu günler değerli spor severler. Herkesin merakla beklediği Türkiye'de ve Avrupa'da artık futbol sezonu başladı. Pandemi sonrasında yaklaşık 90 günlük aranın ardından futbol heyecanı yeniden başlamıştı. Spor Toto Süper Lig'de de ikinci haftalar geride kaldı pandemi sonrasında. Artık gözler önümüzdeki hafta oynanacak maçlara çevrildi. Yalnız bu dönemde KPMG'nin de bir raporu açıklandı, yayınlandı. Orada da Avrupa Eliti 2020 raporuydu. Bu rapor sonrasında bazı kulüplerin büyüdüğünü, bazı kulüplerin biraz daha negatif yönde ilerlediği de görüldü. Bu süreçte Avrupa'nın en büyüyen, en çok büyüyen kulübü Galatasaray olduğu görünüyor. Ve Avrupa'nın en değerlisi ise Real Madrid oldu. Bugün KPMG spor sektör lideri Hakan Uçak'la beraberiz. Sizlerden de yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz. Gerek Koray Aldemir, gerekse Sports TV hesabına, Twitter'dan, Instagram hesaplarından bizlere yorumlarınızı veya varsa sorularınızı iletebilirsiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sizinle en son 2 ay önce beraberdik. Evet. Pandeminin yeni yayıldığı başlangıcında. Tabii o zaman eğer ligler ertelenirse ne olur diye düşündük, konuştuk. Onun üzerine ligler ertelendi. Biraz süre geçti, hatta bayağı bir süre geçti. Hatta yeniden başladı. Ve yakın zamanda bir rapor açıklandı. Avrupa Eliti 2020 raporu. Dilerseniz böyle başlayalım. Bu rapor ne anlam ifade ediyor, nasıl hazırlandı ve çıkan sonuçlarda Galatasaray'ın büyüdüğü görünüyor. Ve %49'luk bir oran, çok ciddi bir oran. Doğru. Dilerseniz bu raporla başlayalım. Nedir bu rapor? Peki, biz KPMG Futbol Benchmark ekibi olarak Avrupa'da büyük ligleri mercek altına alıyoruz ve oradaki futbol kulüpleri, futbolcular ve oradaki market değerlerini araştırma yapıyoruz. Tabii bunu yaparken de önemli olan şey şu, hani bir metodoloji seçmeniz lazım. Bu metodoloji çok önemli çünkü çıkan sonuçlar bazıları için çok sürpriz oluyor, bazıları için hani beklenenin ilanı gibi oluyor ama biz önce şunu yapıyoruz. Bir defa şirketlerin değerlerine bakıyoruz, daha doğrusu kulüplerin değerlerine bakıyoruz. Kulüp değerlemesi çok kolay bir şey değil çünkü hani asıl çok sermaye değişken de bir çok şey. Çok değişken. Şimdi yani bir bu hafta iyisiniz, haftaya kötü olabiliyorsunuz. Evet evet. Aslında önemli olan şeylerden bir tanesi, değişmeyen şeylerden karlılık. Yani her şirketi değerlerken ilk başta kanalize olacağınız şey karlılık. Peki karlılığı ne etkiliyor? İşte teknik heyet ve futbolculara ödemiş olduğunuz ücretler ve bunların süreçleri. Bunun dışında ne yapıyoruz? Popülerite. Biliyorsunuz bir hani enterprise deniliyor, bir değeri var, yani market değeri var. Peki bu nasıl ortaya çıkıyor? Şöyle ortaya çıkıyor. Sizler ne kadar popüler olursanız o kadar piyasa değeriniz yüksek oluyor. Büyük kulüplerin aslında değer yarattığı noktada burada ortaya sosyal çıkıyor. Sosyal medyalar işin içine giriyor. Şimdi oraya gelecektim. Şimdi bir de sosyal medyada bir değer, bir güç. Çok ciddi bir değer. Hatta şöyle söyleyeyim. Cristiano Ronaldo şu anda Inter'de oynuyor. Juventus'ta birçok kulüpten daha fazla sosyal medya takipçisi var. 122 milyon adet. Ve ortalama 705 bin beğeni alıyor. Hatta kendisine de bir ekonomi yaratıyor bu isimler. Yani paylaştığı bir reklam veya paylaştığı bir video içeriği veya bir fotoğraf içeriğinden çok ciddi kazançlar elde ediyorlar. Ki buradaki rakamları söylemeyelim yani. Tabii. Ya işte burada şey ön plana çıkıyor. Hani sizin kulübünüzün sosyal medyadaki gücü. Yani siz bir şey paylaştığınız andan itibaren onun arkasında ürün yerleştirme bile olabilir. Yani A takımı şu markada bir kaşkol giydi. Gidip onu almaya çalışıyorsunuz ve o bile bir market değeri yaratır. Bunun yanında neler var? Yayın haklarımız var. Yayın hakları özellikle kulüplerin maçlarının yayınlanması nedeniyle elde ettiği gelirler ve son olarak da bizim işte maç günü gelirleri dediğimiz stadyum gelirleri. Stadyum gelirlerini de ikiye ayırmamız lazım. Bizim doğrudan maçı izlemek için gelen taraftarın ödediği bir bilet ücreti var. Bunun dışında bir de stat ekonomisi diyorum ben ona. Stadın içerisinde bulunan işte fast food gibi, ondan sonra bu storelar gibi lisanslı ürünlerin satıldığı şey. Hediyelik eşyalar. Evet. Biz aslında bunu yani Futbol Benchmark ekibi olarak buna kanalize oluyoruz. Tabii bu sadece yetmez. Bununla beraber bazı kriterlerimiz var. Bunlar nelerdir? İşte ilk 50 içerisinde yer almanız lazım UEFA tarafından açıklanan listeye göre. Ondan sonra sizin Süper Liginizin ya da faaliyet gösterilen ligin belli bir değerinin olması gerekiyor. Bununla beraber sosyal medyada belli bir
ağınızın olması gerekiyor. Bütün bunları bir arada değerlendiriyoruz. Çünkü dediğim gibi bir spor kulübünü değerlemek o kadar kolay değil. Bir örnek vereceğim. Mesela Galatasaray kulübümüz %49 arttı. Avrupa'da da en yüksek artan kulüp. Bundan mutlu olmamız gerekiyor. Ben bunun arkasındaki nedeni aslında Şampiyonlar Ligi olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da top koşturmak olduğunu düşünüyorum. Ki ama başarısız bir sezon geçirse de Avrupa'da. Kesinlikle. Yani şöyle bir örnek vereyim. Falcao'ya yanılmıyorsam 5,5 milyon euro yıllık transfer ücreti ödeniyor. Zaten iki tane maç kazandığınız zaman Şampiyonlar Ligi'nde kulübün aldığı gelir zaten 5,5 milyon euro. 2.9 milyon eurodan çarptığınız zaman. Yani aslında birbirini amorti eden şeyler. Ki Galatasaray bu sezon maç kazanamadı. Bir de kazanmış olsa evet, daha da büyüyecekti. Grafiğimiz vardı. Onları bir alalım. Biraz daha o grafik üzerinden de konuşacağız konuğumuzla beraber. İlk grafiğimiz gelsin ekrana. Sonrasında ikinci grafiğimize bakacağız. Evet. Kulüplere baktığımız zaman Avrupa'nın en çok büyüyen kulübü Galatasaray oldu. Real Madrid birinci sırada. Evet. 3 milyar 478 milyon euro değeri ve yıllık büyümesi %8. Manchester United 3 milyar 342 milyon euro ve %4'lük bir büyüme. Burada Barcelona %19'luk bir büyüme kaydetmiş ki çok ciddi bir rakam. Doğru. Yani Real Madrid'i ikiye katlamış büyüme hızı ve oranı noktasında. Üçüncü sırada ve bu listede iki tane Türk takımı var. Bir tanesi Galatasaray, 366 milyon euro değeri. Diğeri Beşiktaş, o da 310 milyon euro. Beşiktaş -19'dayken Galatasaray nasıl oluyor da %49, yani Paris Saint-Germain'i geçiyor ve birinci sırada yer alıyor Galatasaray. İkinci grafiğimizi alalım, onun üzerine konuşalım. Sonra Galatasaray'ın büyüme oranlarını tabii konuşacağız. Kulağa çok enteresan geliyor bu süreçte. Evet. Bu dönemde nasıl oluyor da Galatasaray veya herhangi bir Türk kulübümüz %49 büyüyebiliyor Avrupa'da ve en çok büyüyen kulüp olabiliyor. İkinci grafiğimizi alalım arkadaşlar. Evet. Bu da en çok büyüyen kulüp ve en az büyüyen 5 kulüp diye. Galatasaray Avrupa'da birinci sırada %49 dedik. Paris Saint-Germain %45'te ikinci sırada. Inter geliyor %42, Ajax ve Liverpool 37 ve %27'lik bir oran. En az büyüyen 5 kulüpse Atletico Bilbao, Milan, Arsenal, Leicester City ve Beşiktaş -19'da. Ben hemen sorayım, nasıl oluyor Galatasaray Avrupa'da en çok büyüyen kulüp olmuş %49'luk bir oranla? Şimdi bir defa kulüplerin bir değerine bir bakmamız lazım. Şimdi az önce Real Madrid'i konuştuk. 3 milyar 400 milyon euro diyelim. Bunun piyasa değeri var. Şimdi kulüpler %8 büyüdüğü zaman ki Real Madrid birinci olmasına rağmen %8'lik bir büyüme aslında o rakamsal içerisinde çok bize göre çok yüksek bir rakam ama kendi mecrası içerisinde çok düşük kalıyor. Orantısal olarak baktığınız zaman Galatasaray'a baktığımız zaman Galatasaray geçen sene şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katıldı. Şampiyonlar Ligi'nde bir reklam geliri elde etti. Doğrudan tribün gelirleri elde etti. Bununla beraber Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelirlerle tekrar şampiyon olabilmek veya Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkabilmek için yatırım yaptı. Şöyle bir örnek vereyim. Radamel Falcao Galatasaray'a bonservisiz transfer oldu. Ama şu anda Transfermarkt'a baktığınız zaman Radamel Falcao'nun örnek veriyorum piyasa değeri 10 milyon euro. Yani siz aslında kendiniz hiç bir bonservis bedeli ödemeden bir futbolcu transfer ettiğiniz andan itibaren aktifinize yani değerinize değer katmış oluyorsunuz. Galatasaray hem sporcu sattı hem arada sporcu aldı. Bununla beraber şampiyonluğa koştu. Hatta şu ana kadar da iyi bir performans sergiledi. Son haftaki performansı bir tarafa bırakırsak. Bir anda ne oldu? Aslında tribünlere insanlar gidiyordu, maçları destekliyordular ve oradaki pandemiye kadar harcamalar yapılırdı ve taraftarın takımın şampiyon olacağına inancı tamdı. Hatta Galatasaraylı dostlarımız hep bana şöyle takılır, ya biz alışkınız geriden gelip güzel final yapmaya, biz ona inanıyoruz diyordu. Şimdi baktığınız zaman piyasa değeri böyle artıyor. Mesela bir örnek, yani çok üzüntü verici bir olay. Fernando Muslera. Evet, sakatlandı. Sakatlandı.
Şimdi Fernando Muslera'nın sakatlanması zaten o takımın ekonomik değerinden bir azalma getirecek. Çünkü neden? Ne kadarlık bir azalma beklenebilir? Yani piyasalara baktığınız zaman bir futbolcunun ki Muslera gibi özel bir isimse bu, şüphesiz çok daha fazla bir götürüsü olacaktır. Ne kadarlık bir azalma bekliyorsunuz? Aslında bu aslında şeye göre değişir. Şimdi oynamadığı dönem için takıma yaratacağı katkı, yani örnek veriyorum Fernando Muslera bu golü yemez dediğimiz zaman eğer Galatasaray'ın hanesine puan ya da puanlar yazılıyorsa onu bir yere not etmemiz lazım. Mesela son hafta Galatasaray Gaziantep'le oynadı. Gaziantep Futbol Kulübü'yle oynadı. Kalede Okan Kocuk vardı. Evet. Ve Galatasaray taraftarlarına da baktığımız zaman da şunu söylüyorlar genelde. Muslera olmuş olsaydı Galatasaray bu maçı kaybetmezdi diyorlar. Kazanırdı diyorlar. Şimdi. Mesela her galibiyet başına 2.7 milyon TL Türk lirası alıyor şeylerimiz, kulüplerimiz. Galibiyet olmadığı zaman, beraberlik olduğu zaman bu para eşit bölünüyor. Şimdi orada bir gelirden mahrum kalıyorsunuz futbolcu değerine. Para bölündü. Para bölündü. Bir defa onu söylememiz lazım. Yarısı Gaziantep'e, yarısı Galatasaray'a geldi. Evet. Yani inşallah her futbolcu başarılı olur ve sakatlık yaşamaz. Ama günün sonunda şöyle bir şeyle de karşılaşabiliriz. Yani şimdi Fernando Muslera kendine çok iyi bakan, çok iyi bir profesyonel. Eğer o sakatlık sürecini hızlı bir şekilde atlatıp 2021 sezonuna kendini hazırlarsa piyasa değerinden en azından şey değerinden bonservis değeri olarak değerlendiriyorum ben bunu. Çok büyük kayıp yaşamayacağını söyleyebilirim. Bunun iki örneği vardı. Mesela Uche vardı Fenerbahçe'de. Evet. Ayağı kırıldı hem de iki yerden. Ama o kadar iyi bir profesyoneldi ki sağlara döndü. Kendi bonservis değerinde çok bir kayıp yaşanmadı. Ama yaşı ilerlemiş futbolcuların bu tarz sakatlıklardan sonra kendilerini toparlaması, tekrar eski performanslarına kavuşmaları zaman alıyor. Kolay değil. Zaman aldığı zaman da ne oluyor? Son itibariyle ortada bir market var. Bir transfer marketi var. Bu transfer marketinde de işte sakatlıktan çıkan oyunculara bakış açısı da belli. Ki bizim son dönemlerde yapmış olduğumuz yabancı futbolcularla ilgili haberleri sizler de hatırlarsınız. İşte A takımı şu futbolcuyla anlaştı. Biz kendisini alıp daha kulübü gezdirmeden sağlık merkezine götürüyorduk. Bir sakatlığı var mı, sakatlığını yükseltti mi gibi. O nedenle bir futbolcunun sakatlanması bile piyasa değerini etkiler. Galatasaray'ımızın %45 büyümesi aslında Avrupa'daki katılımla alakalı. Ya çünkü biz Şampiyonlar Ligi'ne şu anda iki takımla gidiyoruz. Biri doğrudan katılıyor, diğeri ise elemelerden geçiyor. Elemelerden geçemediği zaman doğrudan katılan takıma da ekstra katkı oluyor. Şimdi Galatasaray son yıllarda bunu direkt aldan takımdı. Aynen. Aynen. Beşiktaş Spor Kulübümüzün Şenol Güneş teknik direktörlüğünde gruplardan çıktığı seneyi hatırlayın. Yani oradan bir gelir geliyordu ve futbolcular 3 günde bir maç yapıyordular. Ama ne zaman ki Beşiktaş Spor Kulübü Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını ligde gösteremedi. O zaman Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. O zaman piyasa değerleri bir azalmaya başladı. Hatta Avrupa'daki başarısızlıklar da sanırım etkiliyor kesinlikle, takımların kesinlikle. Buradaki durumlarını ve bütçe konusundaki kesinlikle desteklerini. Bir de şöyle bakmak lazım. Artık futbol sadece ülkenin sınırları içerisinde takip edilen bir oyun değil. Yani Beşiktaş Spor Kulübümüz mesela Çin'e gitti. Birçok Avrupa kulübü Amerika Birleşik Devletleri'ne giriyor. Yani biraz daha kendi kabuğumuzun dışına ama çıkıyoruz. Ama biz sanki bir türlü onu oturtamadık. Yani Fikret Orman zamanında Beşiktaş bir Çin seyahati yapmıştı. Şenol Güneş o zaman teknik direktördü. Schalke'le bir maçı vardı. Evet. Sanki istenilen verimi alamadı Beşiktaş. İşte orada önemli olan nokta şu. Şimdi biz Beşiktaş veya herhangi Galatasaray, Fenerbahçe ki spor kulübümüz olabilir. Takımda değil. İspanya'nın yaptığı gibi Real Madrid, Barcelona, İngiltere'nin yaptığı gibi işte Arsenal, Liverpool veya Manchester United, Tottenham gibi buradaki rekabeti de oraya taşımak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani tek başına gitmesi Galatasaray'ın veya Fenerbahçe'nin çok önemli değil. Beraber gidip derbiyi orada oynamak daha anlamlıdır diye düşünüyorum. Size şöyle katılıyorum. Evet çok haklısınız ama şimdi şunu belirtmem lazım. Biz futbolun devler sahnesi dediğimiz zaman, bakın Asya Şampiyonlar Ligi var, Amerika Şampiyonlar Ligi var. Ama bir de Avrupa'da uygulanan Şampiyonlar Ligi var. Evet, şimdi, en değerlisi. En değerlisi o. Şimdi kulüplerimiz en değerli ligde, o elit kısımda olmadığı zaman tanıtımını maalesef yapamıyoruz. Mesela Beşiktaş Spor Kulübümüz %19'da yine 31. sırada yer buldu ama bir azalma var. %19 bir değer kaybı var. Evet, eksi. Bu neden kaynaklanıyor? Bazen sporculara, futbolculara ödediğiniz transfer ücretleri
veya başarı primleri artı seyahat giderleri vesaireleri de işin içerisine dahil ettiğiniz zaman UEFA Avrupa Ligi'nde maç yapmanız bazen sizlere finansal anlamda zarar olarak da dönebilir. Evet. Mesela birçok... O yüzden de çok fazla ileriye gitmek istemeyebiliyor takımlar veya genç takımlarla oynuyor ki bu yıl Trabzonspor'da da benzer bir örnek yaşanmıştı. Yani mesela Türkiye Kupası çok prestijli bir kupa. Yani Türkiye Kupası gerçekten çok prestijli bir kupa. Ama Türkiye Kupası'nın gelir dağılımına baktığınız zaman şimdi bir golcüye ödeyeceğiniz primleri ya da yabancı futbolcuya ödeyeceğiniz euro cinsinden ya da dolar cinsinden primlere baktığınız zaman aslında o maçı kazanmakla finansal açıdan zarar ediyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Kulüplerimiz şey yapıyor. Ama burada önemli nokta şu. Başarının yolu Avrupa'dan geçiyor. Avrupa'ya gitmek zorundasınız. Avrupa'ya giderken de bir B planınızın olması lazım. Velev ki gidemezsem o zaman harcamaları nasıl kontrol altına alacağım noktasına gelmek gerekiyor. Şimdi Galatasaray %49 dedik ki bunun en büyük faktörü şampiyonlarla gidiyorsunuz. Evet. Bu yıl Galatasaray'ın şu anda gitme ihtimali daha düşük gibi görünüyor. Trabzonspor ve Başakşehir daha avantajlı. Evet. Kaldı ki Galatasaray gidemedi. Evet. 2020-2021 sezonunda Avrupa'da olamadı Galatasaray veya Avrupa Ligi'ne gitti. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Evet. Ne kadarlık bir düşüş bekliyorsunuz veya şu an listede olmayan Başakşehir veya Trabzonspor giderse onlar bu listeye girebilir mi? Yani sokaktaki insan çok farklı algılayabilir. Ya Galatasaray büyümüş de hani nasıl büyümüşü az sonra soracağım ama bu takımlar ne kadar ilerleyebilirler? Trabzon, Başakşehir veya Galatasaray gidemezse ne kadar gelirler? Şimdi aslında oradaki bir bakmamız lazım. Şimdi kulüplerimiz eğer Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne gidemedikleri noktada ister istemez ekonomik anlamda da yükümlülüklerini yerine getiremiyor futbolculara karşı. Çok büyük bir sıkıntı bu. Şimdi buradan baktığınız zaman alınacak tedbirlere göre değişir. Mesela örneğini verdim. Falcao örneğini verdim. Şimdi Falcao Galatasaray'da şu anda 10 milyon euro piyasa değeri olduğunu kabul edeyim. Eğer önümüzdeki sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gitmedi ve Falcao ile yolları ayırdığı zaman aslında değerinden bir 10 milyon euro kaybetmiş olacak kulübün değeri açısından. Bununla beraber bunun analizini yapabilmemiz için lazım. O sene giden kulüplerin elde ettiği gelirlere bakmamız lazım. Artı öngörmemiz lazım. Kaç maç oynayacak statlardaki toplam stat gelirinin ne kadar olacak? Doğru bunları. Oranı. Evet. Başakşehir ve Trabzonspor noktasında şuna bakmamız lazım. Aslında ikisi de şampiyonluğun en büyük adayları. Şimdi bu lige dahil olabilmek için aslında birden fazla parametre gerekli. Başakşehir üzerinde değerlendirsem bir karlılığı iyi bir spor kulübü diye en azından ekonomik anlamda iyi yönetilebiliyor. Daha düzenli futbolcularla ilgili şu ana kadar hani basına yansıyan ücret sorunu yaşanmamış, doğru yatırımlar yapıyor, doğru hocaları buluyor. Şirket gibi yönetiliyor Başakşehir. Aslında olması gerektiği gibi yönetiliyor. Ama orada da eksik kalan ne? Taraftar artı medya veya sosyal medya Sosyal medya. Şimdi biz değerlendirmelerimizi yaparken, sosyal medya önemli bir ayakken, Başakşehir Spor Kulübümüzün taraftarlarının sayısının artması aslında onu bizim KPMG'nin yapmış olduğu Elit 32'nin içerisine sokabilir. Trabzon için ayrı bir parantez açmak isterim müsaadenizle. Bu sene gayet iyi futbol oynuyorlar. Ben çok beğeniyorum. Hem kupada hem de ligde iddialılar. Kesinlikle. Ama orada da şöyle bir sorunumuz var. Avrupa'da men etti UEFA bir sene. Yani şu anda verilen karar tabii kasa başvurdu Trabzonspor yönetimi. Bence bu sürekli biz spor ekonomisini konuşanların tartıştığı konu. Bu finansal fair play en azından şu pandemi döneminde biraz UEFA esnek davranabilir mi? Davranmadı. Şimdi siz bir camianız var. Bir şampiyonluk özleminiz var. Sosyal medyada da gücünüz var. Taraftar bağlılığınız var ve şampiyon oluyorsunuz. Şampiyonluğu taşlandıran şey Şampiyonlar Ligi ve oradaki ekonomiden alacağınız para ve orada göstereceğiniz performans. Şimdi UEFA çıkıp size diyor. Yani şampiyon olsanız da Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacaksınız. Gerçi inşallah kastan lehimize bir karar çıkacak. O nedenle Trabzonspor'un Ağustos ayında belli olacak karar. Evet, Trabzonspor'umuzun eğer şampiyon olması durumunda
Şampiyonlar Ligi'ne de katılma durumunda ben bu ligde yer alacağına inanıyorum. Çünkü hem sosyal medya gücü var, hem taraftar bağlılığı var. Çünkü biz biraz duygusalız ama bu sene Trabzonspor taraftarları, şu anda pandemi olduğu için statlara gidemiyoruz ama inanın ki şampiyonluğa koşan bir Trabzonspor'un stadı boş kalmayacak. Evet. Stadı boş kalmaması demek aslında gelirlerinin artması anlamına demek, gelecek. Maddi bir kaynak demek. Bunların hepsi çok önemli. Tabii bir taraftan da şunu soracağım az sonra Süper Lig'e geçmeden önce. Bu rakamlar çok önemli. İşte %49 evet. büyümüş. Avrupa'da en çok büyüyen kulüp Galatasaray olmuş ama sokaktaki insan, taraftar yani sokaktaki seyirciler, taraftarlar bunu nasıl yorumlamalı? Yani en çok büyüyen Galatasaray oldu, yaşasın Galatasaray veya Beşiktaş bu kadar azaldı, eyvah mı? Yani insanlar bunu ne kadar biliyorlar veya ne kadar doğru biliyorlar? Şöyle, yani %49 gibi bir rakam konuştuğumuz zaman ya da %45 ya da %50'yi konuştuğumuz zaman çok böyle manipülasyona açık bir rakam olarak geliyor. Bunu kabul ediyorum. Rakamlar da seviliyor biraz evet, futbolda. Evet, bir de şey yani duygusalız ya hani Avrupa'da birinciyiz büyümede. Evet, Avrupa'da birinciyiz. Şununla anlatmaya çalışıyorum. Aslında futbol ekonomisi de olsa ekonomide bir kural vardır. O da şudur. Sizin sahip olduğunuz varlıkların değeri zaman içerisinde artarsa tıpkı mesela örnek veriyorum bir gayrimenkul alıyorsunuz, evet. bir daire alıyorsunuz. Yatırımcısınız. Yatırımcısınız ve daire alıyorsunuz ya da bir iş yeri alıyorsunuz. Ekonomi ileri iyiye gittiği zaman dairenizi aldığınız fiyatın belki bir katını, belki iki katına, belki üç katına o değeri artıyor. Aslında bizim yaptığımız değerleme de bu. Yani kulüplerin mevcut durumlarındaki futbolcuların işte bonservis bedelleri, ödenen ücretler, işte bir de market değerleri, işte gelecekteki tribün gelirleri, yayın hakları gelirlerini hepsini bir arada değerlendiriyoruz. Hani Galatasaray %45 büyüdü. Sokaktaki vatandaşımıza biz şunu söylememiz lazım. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne ve şampiyonluğa koşan bir Galatasaray büyüyecek, değeri artacak. Yani bir örnek vereyim, Ozan Kabak. Doğru. Galatasaray'daydı. Transfer oldu ve yüksek ücrete transfer oldu. Şimdi anlatmak istediğimiz şey de bu. Yani Ozan Kabak'ı siz altyapıdan yetiştirdiğiniz belki zaman... Belki Uğurcan Çakır gidecek Trabzonspor'dan. Abdülkadir evet. Ömür gidecek Trabzonspor'dan. Ya işte değer budur. İrfan yoksa, Can Kahveci gidecek Başakşehir'den belki de. Yoksa biz şöyle bir iddiamız yok. Yani yaptığımız çalışmalarda biz finansallara baktık. Efendime söyleyeyim. Karıştırılabilir çünkü o yüzden evet. sordum. Evet, evet, şu yani, durumda özellikle işte financial fair play deniyor. Pandemiden çıkıldı. Bütçeler çok konuşuluyor, tartışılıyor. Bu dönemde Galatasaray %50 büyümüş demek rakamsal olarak ve konuyu bilmeyenler olarak çok farklı algılanabilir. O yüzden sordum evet. aslında sokaktaki insan bunu nasıl algılamalı diye. Sokaktaki insan şunu algılamalı. Bizim aslında işte bu varsayımlardan hareket ediyoruz ya. Başarıya koşan bir takımın hem futbolcu değeri, hem marka değeri, hem yayın hakları, hem de tribün gelirleri artar. Örnek şu anda Süper Ligimizde şampiyon olan takım en fazla yayın geliri elde eden takımdır. Şampiyonluğa koşan takımın tribünleri en fazla dolan tribündür. Üstüne üstlük şampiyonluğa koşan takımın oyuncuları en fazla talep gören oyunculardır. Bunun üzerine şampiyonluğa koşan bir ya da şampiyon olan bir takımın reklam alanı en değerli alandır. İşte bu değerleme biz bunları belirtmek istiyoruz. Finansallardan daha ziyade yapmış olduğumuz çalışmalar buradaki yan unsurları dikkate alarak bir değerlemedir. Beşiktaş için de şöyle bir parantez açayım sizlere. %19 evet çok ciddi bir rakam. Ama şuna inanıyorum ben. Bizim futbol kulüplerimizin yönetim tarzını herkes eleştirir. Yani ben de zaman zaman eleştiriyordum ama şunu bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Bazen İçinde bulunduğunuz durum sizi radikal kararlar almaya sevk eder ve bu radikal kararları aldığınız zaman radikal kararlarla muhatap olan insanlar sizin destekçiniz olur. Örnek veriyorum, kulübümüzün borcu var, A kulübünün ister istemez bir küçülmeye gidecek. Taraftardan destek isteyecek, yardım kampanyaları düzenleyecek, taraftarı tribüne çekecek. Ne olacak yani diyoruz ki takıma destek vermesek takım kötü gidecek. O zaman ne oluyor işte bu radikal kararlar. Bunlar neler? Bizim en fazla spor kulüplerde gördüğümüz şey şu. Transferler. Popülist transfer yapılmayacak. Ki artık oraya doğru gidiliyor. Evet işte yani ama bakın biz duygusalız ya. Yani biz havaalanından karşılıyoruz yıldız futbolcuyu.
omzumuzda tesislere götürüyoruz. Ondan sonra 3 maç sonra biz onu ıslıklıyoruz. Tonla tazminat ödüyoruz ve gönderiyoruz. Bu da çok finansal örnek vardı geçmişte. Evet. Bu da finansal. Anlatmak istediğim şey şu. Kendi kaynaklarımıza dönme noktasında hani bunu yabancı sıralaması olarak değerlendirmeyin lütfen. Bu bir fırsattır. Beşiktaş için de bir fırsattır. Hatırlarsanız önce vefa sonra cefa oldu ya. Sonra sefa oldu. Sefa oldu. Sonra tekrar. Yani bu bir döngü aslında, iktisadın ya da ekonominin genel döngüsü. Bence çok telaş edilecek bir şey değildir. Böyle dönemler bence birçok spor kulübü için, yani birçok şirket için aslında baktığınız zaman bu şirket mantığıyla. Öz kaynaklar için aynen, bir şans. Bir şanstır ve bu şansı da iyi kullanmak lazım. İyi kullandığınız zaman da aslında değere dönecektir diye düşünüyorum. Evet. Devam edeceğiz değerli izleyenler. İkinci bölümde Spor Toto Süper Lig'in bu dönemde ne kadarlık bir değer kaybı veya değer artışı olduğu onları konuşacağız. Aynı zamanda The Brand Edge haber koordinatörü Elif Tütüncü karşımızda olacak ve pandemi sonrasında sosyal medyadaki spor gündemine bakacağız. Kısa bir ara, aranın ardından tekrar buradayız. İkinci bölümle tekrar beraberiz değerli izleyenler. İlk bölümde biraz daha kulüp takımlarımızın Avrupa'daki gelişimlerine değinmiştik. Rakamsal olarak, bütçesel olarak. Bu bölümde biraz daha ligleri konuşacağız. Spor Toto Süper Lig'de diğer Avrupa'daki birçok lig gibi başladı. Ama buradaki değer kayıpları oldu mu veya bir değer artışı sağlandı mı onları konuşacağız. Az sonra da The Brand Edge haber koordinatörü Elif Tütüncü ile de beraber sosyal medyadaki gelişmeleri sizlere sunacağız. Tabii ligler merak ediliyor. Pandemiden kaynaklı işte COVID-19'dan sonra bazı ligler oynamama kararı aldı. Hollanda evet, bunlardan bir tanesi. Fransa gitti geldi, en sonunda karar verdi, oynatmadı ki yankıları çok büyük oldu. Özellikle Olympique Lyon başkanının İspanya'da, İtalya'da, Almanya'da ligler oynanırken Fransa ne oluyor da oynamıyor diye bir itiraz vardı ki iddialı bir konumdaydı Olympique Lyon. Ve Spor Toto Süper Lig'de artık başladı. Evet. Buradaki değer kayıpları veya varsa bir değer artışı nasıl yorumlayabiliriz? Çünkü merak ediliyordu evet, bu süreçte. Tabii seyircisi oynanıyor maçlar. Çok fazla, daha doğrusu alışık olmadığımız süreçlerden geçiyoruz. Sporcular işte ateş ölçümleri oluyor, taraftarlar yok. Çok fazla olması gereken bir hijyen kuralları söz konusu. Ama biraz da futboldan çıkıp farklı bir noktaya doğru gidiyor. Evet. En azından izlerken biraz öyle algılıyoruz. Bu süreci nasıl yorumlarsınız? Şimdi aslında iki taraflı bakmam lazım. İnsani olarak bakıyorum. İnsani olarak baktığım zaman gerçekten bir tedirginlikle futbolcuların bu süreçten geçmesi. Ki Yılmaz Vural ve öğrencilerinden evet, negatif yorumlar gelmişti, haberler gelmişti maalesef. Onlar COVID-19 pandemisine yakalanmışlardı ama şu anda bildiğimiz kadarıyla durumları iyi. Evet, benden sonra takip ettiğim kadarıyla iyi haberler evet, aldık. Şimdi insani taraftan baktığınız zaman futbolcuların bu kapsamda hani oynamamaları da tabiri caizse tedirgin olmalarını anlıyorum. Bir de ekonomi tarafından bakmamız lazım, futbol tarafından bakmamız lazım. Çünkü bir ekonomi var. Şimdi futbolcu ben oynamak istemiyorum diyebilir. Bu insani olarak değerlendirilebilir. Diğerler de var bu var arada. Ama bir de şöyle bir şey var. Kulüp de o futbolcuya para ödüyor, maaş ödüyor veya taksit ödüyor, transfer taksidi. Şimdi kulüp eğer ondan para kazanamazsa futbolcusuna ödeme yapamayacak. Yani şöyle düşünelim. Hani Şampiyonlar Ligi veya Türkiye'deki Süper Ligimizde galibiyet başına yayıncı kuruluştan para alıyorsunuz. Tabii. Şimdi ve Türkiye'de yayıncı kuruluş birinci sırada gelir anlamında. Evet. Yani takımların en büyük gelir kaynağı yayıncı kuruluş. Şöyle bakıyorum, yani maç oynanırsa gelir elde edeceğim eğer kazanırsam veya berabere kalırsam. Maç oynanmadığı zaman bir gelir elde etmeyeceğim ama benim yükümlülüklerim neler? Bu arada aldığımız bedel de Türk lirası cinsinden. Doğru. Yükümlülüklerim euro ve dolar cinsinden. Durum böyle olunca ne oluyor? Bu sefer de ekonomik açıdan bir çıkmaza giriyordu spor kulüplerimiz. Oynanması noktasında evet, biraz özlüyoruz. Boş tribünleri gördükçe, gerçi efektlerle kapatmaya çalışıyoruz ama teknik anlamda dolu olması daha bir görselliğe hitap ediyor. Ne kadarlık bir zararı oldu
Spor Türü Süper Lig'in veya bir kârı oldu mu, öyle sorayım. Aslında en büyük zararı göreceli olarak, yüzdesel olarak Türkiye Süper Ligi yaşadı. Bizim yapmış olduğumuz Avrupa'ya göre. Yani neden? Şöyle, bir defa hacim olarak küçük olduğumuz için bizdeki ekonomik etkileri çok daha fazla oluyor. Çünkü kulüplerinizin finansal durumları çok ortada. Gelirler zaten bir anda kapanıyor. Şimdi diğer kulüplere baktığımız zaman büyük Avrupa'daki kulüplerin, onların bir finansal gücü var. Bizde ise o finansal güç çok fazla değil. Artı zaten hani mesela örnek veriyorum, Messi, Ronaldo veya Neymar'dan bahsediyoruz. Bunların sadece kendi sosyal medyadaki güçleri bile aslında bir ekonomi yaratmış kendi içerisinde. Ama bizim kulüplerimizde bu yok. Ve bizim kulüplerimizdeki değer kayıplarının nedenlerinden bir tanesi de hani maçlar oynanmaması, iptal edilmesi durumunda ne olacağı varsayımıydı. Biz maalesef birinci olduk ama şöyle bakalım. Yani biz pandemi öncesinde Süper Lig'in toplam değerini 687 milyon euro olarak değerlendirmiştik. Mayıs ayında yapmış olduğumuz çalışmada lig tamamlanırsa bundan 536 milyon euro, yaklaşık 150 milyon gibi bir rakam olarak bahsettik. Çok yüksek bir rakam gibi gözüküyor ama bir sonraki sırada İspanya var. Evet. İspanya 6 milyar 664 milyon euroluk bir lige sahip. Şu anda tamamlanırsa, bizim öngörümüz gerçekleşirse 5.4 milyar euro olacak. Yani yaklaşık 1 milyar euro gibi bir kayıp var. Ve çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Ki yani, Premier Lig çok daha yüksektir diye tahmin ediyorum. Aynı durum Premier Lig içinde geçerli. Hemen sonrasında lig bir geliyor, Fransa Ligi. Biz bir de bu çalışmayı, yani Mart ayında bir şey yaptık, bir çalışma yaptık. Dedi ki ya Covid-19 acaba futbol ekonomisini nasıl vuracak? Bir öngörüde bulunmaya çalışıyorsunuz. Çünkü içinden geçtiğimiz süreci tam olarak bilemiyoruz. Bizim oradaki öngörümüz şuydu. Yaklaşık 4 milyar euroluk bir kayıp olacak Avrupa genelindeki futbolda. Yani bizim ilgilendiğimiz ülkelerin liglerinde. İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Portekiz, Türkiye gibi. Ama şu anda bizim yine kendi yapmış olduğumuz çalışmaları şunu gördük. Ya şu anda 3.4 milyar euro bir kayıp yaşandı. Bu kayıp nereden yaşandı? Futbolcuların değerlerinden yaşandı. Çünkü futbolcu top koşturduğu zaman bir bonservis değeri oluyor. Bir market değeri oluyor. Şimdi futbolcu top koşturmadığı zaman ya da o futbol oynanmadığı zaman onun değerlemesini yapamıyorsunuz. Diyorsunuz ki yani bir alıcı vardır, bir transfer eden bir takım vardır, bir de satan bir takım vardır. İkisi aynı anda birleşecek. Şimdi hem satan spor kulübünün hem de alan spor kulübünün finansalları aşağıya düştüğü andan itibaren, alım gücü bundan etkilendiği zaman, o zaman ne oluyor? Otomatik olarak futbolcuların piyasa değerleri düşecek. Piyasa değerlerinin düşmesi demek aslında şey demek. Yani futbolcuların yanında kulüplerin de değerli. Futbolcunuz ne kadar değerliyse kulübünüz de o kadar değerli olur. Bizdeki öngörü şu. Hani yani benim şahsi düşüncem bundan çok ciddi anlamda etkilendi. Futbol kulüpleri sadece Türkiye'de değerlendirmemek ya da sınırlandırmamak lazım. Daha da etkilenecek gibi duruyor ama şimdi biz ekonomiden bahsediyoruz ya, dünya ekonomisine de bir bakmamız lazım. Çünkü hani hizmet sektörünün içinde dünya nereye gidiyor? Dünyaya baktığınız zaman şu anda bir daralma öngörülüyor ve 2021 yılı için bir genişleme öngörülüyor. Avrupa bölgesinde %10'luk bir gerilemeden bahsediyoruz. Şimdi alım satım yaptığınız ya da izlediğiniz futbolcuların bu gelişmelerden bağımsız bir değerlemesi olmayacak. Onlarda da bir düşüş olacak. Süper Lig bundan göreceli olarak fazla etkilendi. Ama total olarak baktığımız zaman, az önce konuştuğumuz üzere, hani 150 milyon euro bizim için çok yüksek bir değer olabilir ama 1 milyar euroluk evet, bir kaybın yanında aslında hiçbir şey gibi duruyor. Yani çoktan çok, azdan az evet, gitmiş. Biraz sosyal medyaya bakacağız bu bölümde. The Brand Edge Haber Koordinatörü Elif Tütüncü karşımızda. Elif, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Seninle de pandemi öncesinde bir programda beraberdik. Tabii sosyal medyadaki yankılar merak ediliyor bir taraftan da. Pandemi öncesi de veya pandemi sürecinde neler konuşuluyordu sosyal medyada ve şu anda ligler başladı, Spor Türü Süper Lig başladı. Şu anda sosyal medyada neler konuşuluyor, hangi takım ön plana çıkıyor, hangi durum ön plana çıkıyor, hangi teknik adamlar ön plana çıkıyor, detaylar sende olsun. Biz Agro Analytics ile birlikte bir sosyal medya analizi yaptık. Hafta hafta en çok konuşulan kulüpler, takımlar, işte en çok konuşulan maçlar, teknik isimlerin yer aldığı bir analiz. Sosyal lig olarak isimlendirdik bunu.
salgın öncesi son haftayla liglerin kaldığı yerden devam ettiği ilk hafta, yani geçen haftayı karşılaştırdığımız zaman Fenerbahçe'nin oranının yüksek ölçüde arttığını görüyoruz. En çok Fenerbahçe konuşulmuş oluyor analize baktığımızda. Bu analizde resmi Twitter hesaplarının aldığı etkileşimleri, işte retweet, tweet, mention gibi tüm etkileşimleri alıyoruz, göz önünde bulunduruyoruz. Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray geliyor. Ancak Galatasaray'ın salgın öncesi son haftayla liglerin başladığı ilk hafta arasında çok bir fark görmüyoruz. En çok bizi şaşırtan yer aslında Çaykur Rizespor'un konuşulma oranının çok yükselmesi. Salgın öncesi hafta 1700 civarı bir ileti paylaşılmışken geçtiğimiz hafta totalde 26.000'e yükseldiğini görüyoruz bu rakamın. En çok konuşulan maç da yine Çaykur Rizespor Galatasaray'ın beraber karşılaştığı maç oluyor. Bildiğiniz gibi 2-0'lık bir sonuç söz konusuydu. Yine en çok konuşulan teknik isimlere baktığımızda Tahir Karapınar'ın, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü bildiğiniz gibi, ilk sırada yer aldığını görüyoruz. İşte kendisinin kim olduğuyla ilgili paylaşımlar biraz daha öne çıkıyor. Ardından Fatih Terim geliyor 25.000 iletiyle ve İnal Karaman takip ediyor 6.000 iletilik bir oranla. En çok konuşulan hakem de Yaşar Kemal Uğurlu olarak karşımıza çıkıyor. Yaşar Kemal Uğurlu da bildiğiniz gibi Galatasaray karşılaşmasını yöneten hakemdi. Ardından sosyal medyada sonuca yönelik, alınan kararlara yönelik tartışmalar çıktı. Paylaşımlarda biraz daha bunların ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle Ultra Aslan'ın yaptığı paylaşımdan sonra, hakemle ilgili paylaşımdan sonra konuşulma oranının arttığını görüyoruz. Yine en çok kullanılan hashtag'e baktığımızda Fener'in maçı var hashtag'inin en sık kullanılan hashtag olduğunu görüyoruz. Elif, tabii bu rakamlar geçtiğimiz haftanın rakamları. Tahmin ediyorum evet. Son bir araştırma yapılacak olsa Alper Ulusoy, Yaşar Kemal Uğurlu'yu geçebilir diye tahmin ediyorum son yaşanan olaylardan sonra. Tabii Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası yok. Ama buna rağmen Fenerbahçe sosyal medyada çok güçlü olmaya devam ediyor. Bunu neye bağlıyorsun? Fenerbahçe, ya şimdi ortada iki durum söz konusu. Birincisi, hepimizin liglere, futbola duyduğu özlem var karantina sebebiyle. Bu zaten genel olarak takımların, kulüplerin konuşulma hacmini artırmış görünüyor. Bunun yanı sıra tribünler seyircisiz kaldı. Seyircisiz kalan tribünler biraz daha sosyal medyaya yöneldi. Yani biz Twitter'ın dijital bir tribün olduğunu düşünüyoruz bu verilere baktığımızda. Çünkü genellikle maçla ilgili paylaşımlar öncesi, sonrası, maç esnasında Twitter'da konuşuluyor her şey. Bunların etkisi var. Fenerbahçe'nin zaten takipçi oranı, işte taraftar oranı en yüksek olan kulüplerden biri. İnanılmaz şekilde artışının sebebinde aslında biraz daha yeni teknik isme bağlıyoruz. Çünkü teknik isim değiştiği için yapılan paylaşımlar birazcık daha onunla ilişkilendiriliyor. Sevgili Elif, tabii sosyal medya çok güçlü, çok etkili bir alan. Takımların da durumları ortada. Çok yakın bir zamanda Obradovic de Fenerbahçe Beko'ya veda etti. Evet. Bundan sonrası için bir araştırma yapılacak olsa ne kadarlık bir artış bekliyorsun? Çünkü Fenerbahçeli olsun veya olmasın herkesin bir paylaşımı oldu Obradovic özelinde ki çok farklı bir koçtur. Yani çok özel bir isimdir. Ne bekliyorsun Obradovic'in vedası sosyal medyaya nasıl yansıdı? Herkes tarafından sevilen isim Obradovic. Bu yüzden diğer takım taraftarlarının da hakkında paylaşım yaptığı, bir şekilde onun kariyerinin Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasına üzüldüğü bir isim. O yüzden yalnızca Fenerbahçe taraftarı değil, diğer takım taraftarlarının da paylaşımları var. Bu muhtemelen yansıyacaktır bu haftanın verilerine. Yine Alanya Spor, Trabzonspor maçı olaylıydı. Yani sosyal medyada biraz daha tartışmalı, olaylı, hakem kararlarının etkili olduğu maçların biraz daha öne çıktığını görüyoruz. Çünkü taraftarlar arası aslında bir tartışma platformu görevi görüyor Twitter. Yine bu maçlar yansıyacaktır. Tabii bildiğiniz gibi Gaziantep ve Galatasaray maçı da yine aynı şekilde çok konuşulan maçlardan biriydi. Bu da muhtemelen yansıyacaktır. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı da bir seriyi bozduğu için, yani Fenerbahçe'nin mağlubiyetinden kaynaklı bir konuşulma, tartışma ortamı da olacaktır. Bunun da verileri yansıyacaktır.
Elif çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. The Brand Edge haber koordinatörü Elif Tütüncü karşımızdaydı. Sosyal medyadaki rakamları bize aktardı. Tabii bir taraftan da gelen yorumlar, sorular da oluyor. Onlardan bir tanesi şu, sosyal medya çok etkili bir faktör. Hatta KPMG'nin de raporlamasında sosyal medyanın gücünün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Elif de destekleyen bir yorumda bulundu. Bir Galatasaray taraftarı olabilir tabii şu anda bir soru göndermiş bize. Demiş ki, Galatasaray'ın değeri 150 milyon, daha doğrusu değeri büyümüş diyor. Yani %49'luk bir artış söz konusu. Neden hissesine yansımıyor diye bir soru gelmiş. Yani bu oran, bu büyüme Galatasaray'ın hissesine yansıyor mu? Yansımıyorsa neden yansımıyor? Ben de soruyu böyle bir iletmiş olayım size. Şimdi aslında şöyle bakmak lazım. Kulüpler değerlemeleri yapılırken, kulüp değerlemeleri yapılırken dedim ya 4-5 tane faktörü bir arada değerlendiriyoruz. Kulübün hisse senedinin değeri aslında şöyle belirleniyor. Sizler kulübe bir ortak oluyorsanız hisse senedi bir yatırım aracıdır aynı zamanda. Gidiyorsunuz diyorsunuz ki ben kulübün şu kadar hissesini alacağım. Burada bir arz ve talep var. Şimdi bu arz ve talep değerine göre hisse senetleri belirlendiği için aslında bizim yaptığımız değerlemeyle kulüplerin hisse senetlerinin performansı bir arada çakışmıyor. Evet. Ama şöyle izleyicimize bir bilgi vermek istiyorum. Diyelim ki Galatasaray çok ciddi anlamda başarılar elde etti ve şöyle bir kampanya başlatıldı. Her Galatasaraylı bir hisse alsın. O zaman ne olacak? 100 tane hisse olduğunu düşün ve 1000 tane taliplisi var. Şimdi arz eğer talepten daha azsa, çok daha kişi değerli talep hali. Değerli hale gelecekse o zaman ne olacak? Kulüplerin hisse senetleri artacak. Kulüplerin hisse senetlerinin artması sadece arz ve taleple alakalı değil, aynı zamanda bir de finansal boyutu var. Şimdi şöyle bakmak lazım. Kulüplerimizin transfer ödemeleri var, işte tribün masrafları var, operasyonel giderleri var. Şimdi bunlarla gelirleri karşılaştırdığınız zaman eğer kar elde eden bir kulüp ise zaten hisse senetleri yukarı doğru çıkıyor. Bir de bundan 2 sene önce biz hisse senetleriyle ilgili bir çalışma yaptık. O çalışma çok enteresandı. Neden biliyor musunuz? Ne sonuç verdi o araştırma? Sonuç şuydu. Hisse senedi en fazla artan takım o dönemde yaptığımızda Galatasaray'dı. Sonrasında Trabzonspor geliyordu, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Biz puan cetvelini baktık, aynısı denk geldi. Şu anda da içeriden bir bilgi geldi. Trabzonspor'un hisse senetlerinde yükselişte olduğuna dair evet. Bir haber geldi. Çünkü şöyle bir şey. Hani diyorsunuz ki ben Trabzonspor hisse senedi. Orantılı. Çünkü sahadaki başarı ekonomik başarıyı getiriyor. Ekonomik başarı da finansal başarı getiriyor. O nedenle hisse senedi mantığına baktığımız zaman bir de altını çizmekte fayda var. Bizim çalışmamız bir değerleme çalışması. Hisse senedi değerlemesinden daha öte bir değerleme. Şöyle bir örnek vereyim. Biz sosyal medya konusunu da ele alıyoruz. Ama sosyal medyayı hisse senetleriyle link kuramıyorsunuz. Çünkü oradaki değerle hani o enterprise'in ya da oradaki market değeriyle bir arada hisse senetlerini değerleyemiyorsunuz. Ama şuna inanıyorum. Eğer kulüpler başarılı adımlar atarsa, taraftarlar da kulüplerine sahip çıkmak için sadece storlardaki bu lisanslı ürünler yerine ben hisse de alacağım, kulübüme böyle de destek olacağım ve kulüpte söz sahibi olacağım derlerseler talep artacak. Talebin artması demek hisse senetlerinin yukarı çıkması demek. Yani kulüplerde büyüyecek. Kesinlikle. Maddi olarak da. Kesinlikle. Zaten bizim aslında yapmamız gereken o. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Biraz da kendimize çevirirsek taraftar olarak ben bir tuttuğum takım var. Onunla taraftarıyım. Çok güzel eleştirebiliyorum ya. Böyle kötü yönetim mi olur? Şunu yapsalar, bunu yapsalar diye. Ama işin içerisine girmek gerekir. Nedir bu? Kulübümüze destek vereceğiz. Gerekirse yatırımlarımızı hisse senedi olarak değerlendireceğiz. İşte lisanslı ürün alacağız. Maçı kaybetse bile SMS'ler gireceğiz. SMS'ler şu anda gündemde. SMS'ler gündemde, yardımlar gündemde. Bunları yapacağız. Bunları yaptığımız zaman hani yani bunu yöneten yöneticiler de taraftarlarla bir bütün olduktan sonra doğru adımlar atıldığı zaman bence başarı gelecek. Liverpool'un taraftarının söylediği şarkının sözleri asla çok iyi. Yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. You will never walk alone diyor Liverpool taraftarları. Çok teşekkürler. Ben Hakan teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geçtiğimiz aylarda beraberdik. İnşallah evet. O dönemi bir kez daha yaşamayız. İnşallah. Kötü bir dönemdi. Umarız tabii dikkat etmemiz de gerekiyor. Yani sosyalleşme konusunda, normalleşme konusunda biraz daha tedbirli davranmamız gerekiyor. Bir kez daha teşekkürler. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Evet, KPMG spor sektör lideri Hakan Uçak'la beraberdik ve rakamları konuştuk bu bölümde. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler.